Devam edelim yayınımıza sevgili seyirciler ve dinleyiciler. İstanbul'da ulaşım çilesiyle ilgili ayrıntılar Mehmet Seyrek tarafından anlatılacak. Mehmet Seyrek, günaydın, seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. Tabii 16 milyon İstanbullunun duygularına tercüman olmaya çalışacağız. Kameraman Nihat Fındıklı şimdi canlı olarak ekranlarınıza getirecek. Sabah saatlerinde İstanbullular nasıl ulaşım sağlıyor? İşine gidecek vatandaşlar, okuluna gidecek öğrenciler var. Tabii bir yandan otobüs duraklarında, diğer yandan metrobüs duraklarında hınca hınç kalabalık hiç bitmiyor ve metrobüslerde adeta yer kapma yarışı var. Tabii sabah mesai saatlerinde özellikle tabii vatandaşlar metrobüslerde ayakta duracak dahi yer bulmakta zorluk çekiyor. Nefes dahi almak bazen imkansız hale gelebiliyor. Tabii metrobüsler, metrobüs sistemi İstanbul'un trafiğinden vatandaşlara toplu ulaşıma bir çare olması adına 2007 yılında AK Parti hükümeti tarafından, AK Parti belediyeciliği tarafından hizmete alınmıştı. Ancak aradan geçen yıllar içinde artan nüfusla birlikte artık metrobüsse yeni çözümler gerekiyordu. Ne demişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2019 yılında, tırnak içinde aktaralım. Metrobüs hattı baştan sona yenilenecek. Yeni nesil yerli ve çevreci metrobüslerle yolcu kapasitesi iki katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek. Böylece kazalar azalacak demişti ve TEM üzerindeki megabüse bağlanacak bir projesi de vardı. Bu megabüse bağlanacak hatlarla ulaşımda bütünlük sağlayacağız demişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2019 yılında demişti. Ancak aradan geçen süre zarfında ne metrobüs hattında yenilenen bir çalışma görmek mümkün, ne de TEM otoyoluna yapılacak o megabüs projesinden bir adım dahi atılabilmiş değil. İşte maalesef İstanbul'un da ulaşım çilesi işte her sabah bu şekilde görebilmek mümkün. Arabanız varsa da bu çileyi çekiyorsunuz. Toplu taşımayı kullanacaksanız da yine bu çileyi çekmek zorundasınız. Erkan Tan.